Selam sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün porsiyonlu lor peynirli gül böreği yapacağız. 5 çayına akısı partilerine çok yakışacak olan bu gül böreğimizin tarifi için hemen malzemelerimize geçiyorum. Benim kullandığım malzemelerle tam 20 adet gül böreği çıkıyor. Ona göre ihtiyacınız kadarıyla malzemeleri arttırıp azaltabilirsiniz. 5 adet yufkayı ikiye katlıyoruz. Daha sonrasında yan tarafından tutup diğer ucuyla birleştiriyoruz. Daha sonrasında üçgen şekline getirip ortasından ikiye bölüyoruz. Bu şekilde tam 20 parçaya bölünüyor. Kesim işlemini yaptıktan sonra iç harcını ve sosunu hazırlamaya başlıyoruz. İç harcı için ben lor peyniri kullandım. Dilerseniz beyaz peynir, yağlı peynir, köy peyniri veya maydanozlu, dereotlu iç harcı da hazırlayabilirsiniz. Veya kıymalı patates soğanlı da yapabilirsiniz. Sosu için gerekli olan malzemeler bir çay bardağı süt, bir çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı su. Eğer zeytinyağı yoksa normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Lor peynirin içerisine bir çay kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı yoksa margarin ilave edebilirsiniz. Daha sonra da iyice karıştırıyorum. Ortalama yarım kilogram lor peyniri gidiyor. Şimdi tepsinin tabanını yağladım. Daha sonrasında yufkayı tezgahın üzerine aldım. Bir fırça yardımıyla hazırlamış olduğum sosu içerisine sürüyorum. Çok fazla ıslatmanıza gerek yok. Fırça yardımıyla içerisine koyduğunuz sosu komple yayın yufkanın üzerine. Daha sonrasında hazırladığımız iç harcı azar azar uç kısmına doğru serpiyorum. Daha sonrasında kenarlarından kıvırıp sigara böreği gibi sarıyorum ve yuvarlıyorum. Eğer misafirleriniz gelmeyecekse ve 20 adet börek sizin için fazlaysa sadece 3 adet yufkadan 12 adet börek çıkıyor. Ona göre de hazırlayabilirsiniz malzemelerinizi. Elimden geldiğince alternatiflerini de söylemeye çalışıyorum ve püf noktalarını da belirtmeye çalışıyorum. Çok fazla içini doldurmayın. Bir de kıvırırken de sakın sıkmayın böyle hafif kabarık olsun içi hem güzel pişebilsin hem de çok sıktığınız zaman zaten tek katlı yaptığımız için iç harcı da koyduğumuz zaman yufkanız yırtılır o yüzden çok fazla sıkmadan yapın bu işlemini çevirme ve kıvırma işlemlerini Böreklerimizi hazırlarken fırınımızı da 200 dereceye ayarlıyoruz. Önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz. 200 derecelik fırında. Böreklerimizi tepsinin üzerine dizdikten sonra üzerine bir şişe soda döküyoruz. Komple tüm böreklerin üzerine eşit bir şekilde yaymaya özen gösteriyoruz. Daha sonrasında yumurtanın sarısını, 2 adet yumurta sarısı. Ben yumurtanın akını ayırdım. Daha sonrasında omlet yapmak için. Ama eğer isterseniz yumurtanın akını yine iç harcın içerisinde ilave ederek yufkanın içerisine de sürebilirsiniz. Ben sadece sarısının üzeri için kullandım. Daha sonrasında üzerine beyaz susam ve çörek otu serpiştireceğim. Çerikotu ve susam serpiştirdikten sonra artık böreklerimizi hazır fırına gönderebiliriz. Ortalama yarım saat 40 dakika içerisinde pişiyor. Benim eşim çok kızarmış sevmediği için ben tamamen kızartmıyorum. Siz tercihinize göre onu da ayarlayabilirsiniz. Yalnız altın üstünün eşit bir şekilde pişmesine özen gösteriyorum tarifimizi burada sonlandırıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı bize destek olmak için kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.